La aynı oyunu yaptırmayın artık yeter ya! Primal hariç 3 ve sonrasında çıkan herhangi bir Far Cry oyunu oynadınız mı? Eğer cevabınız evet ise Far Cry 6'yı da oynamış sayabilirsiniz kendinize. Bu kadar da net mi? evet? Lafı dolandırmanın hiçbir manası yok. Ubisoft yine birebir aynı oyunu yapmış ve bu beni çıldırtıyor. Bakın abiler. Far Cry 3 güzel oyundu evet. Hepimiz oynadık, sevdik. 2012 standartları için cidden iyiydi. Bir şey dediğimiz yok. Ama ulan bir oyun sevildi diye onun aynısına 5 tane daha yapılır mı ya? Ki buna Blood Dragon tarzı standalone DLC'leri falan dahil etmiyorum. Abi Ubisoft bu. Adamların olayı aynı şeyi tekrar yapmak diyecekler için kastettiğim o değil. Evet 14 yılda 12 tane Assassin's Creed yapmış olabilirler ama her 2-3 tanesinde bir oyunun yapısı, sistemi, mekanikleri falan toptan değişiyor. Konsept benzer kalsa da gerçekten bambaşka oyunlara dönüşüyordu Assassin's Creed. Farklı 3'ten bir hiç değişmedi lan. Hala hala aynı oyun lan. Oğlum ben artık ben utanıyorum sizin adınıza. Beni Assassin's Creed'i savunur hale getirdiniz. Beni lan beni. Ne yapmamızı istiyorsunuz abi? Şu 9 yıllık motordan kurtulup yepyeni bir şeyler üretmeniz için ne yapmamız lazım? Far Cry'i itin götüne mi sokalım? Hayatımızda oynadığımız en boktan oyun olduğunu etrafa yayıp satılmaması için elimizden geleni ardımıza koymayalım mı? Yapamıyoruz öyle bir şey. Çünkü Far Cry 6 ne kadar birebir aynı oyunda olsa 3'ün temelleri üzerine kurulduğundan ve o temeller maalesef ki epey sağlam olduğundan ortaya yine rezalet bir yapım çıkmamış. Far Cry 3'ü iyi yapan core deneyim Far Cry 6'da da büyük oranda mevcut. Tek fark artık onu 6. kez deneyim ediyor olduğumdan kusacak gibi hissediyor olmam. Açık açık söylüyorum bu inceleme çok da objektif olmayabilir. Oyunun iyi yaptığı övülmesi gereken yönleri kesinlikle var ama aynı oyunu bize 6. kez oynatarak sahip olabileceğim her türlü iyi niyeti de yok ettiler. Hiç uzatmayıp başlayalım Far Cry 6'yı Hikayemiz bariz şekilde Küba'dan esinlenilmiş kurgusal ada ülkesi Yara'da geçiyor. 1967 yılında yaşanan devrimden sonra dış dünyayla olan tüm bağlantısını kopmasıyla Yara 47 sene boyunca zamanda saplanıp kaldığı gibi giderek daha yoksul hale gelir. Halk ülkeyi toparlaması için yeni bir lider seçmeye karar verir ve böylece devrim öncesi hüküm süren başkanın oğlu Anton Castillo yarının yeni başkanı olur. Ancak Castillo başa geçer geçmez ülkeyi demir yumrukla yönetmeye başlar. İlk iş olarak parlamentoyu ortadan kaldıran ve kendini tek karar mercisi haline getiren Anton halkı iradeleri dışında tütün tarlalarında çalışmaya zorlar. Yaranın tütünü dünya çapında kanser tedavisine en etkili olan ilaç Viviron'un ham maddesidir ve Anton'a göre yaranın ekonomik yükselişini sağlayacak yegane şeydir. Ama gübreleme de kullanılanma insanlar için aşırı zararlı olduğundan tarlalarda çalışan yaralılar birbiri ardına can vermekte daha doğrusu can vermeye zorlanmaktadırlar. Halk devrimci yönetimini mumlu ararayla gelmiştir. Ve işte olay zinciri böyle bir ortamda başlar. Ana karakterimiz Danny can güvenliğinden endişe ettiği için yaradan kaçmayı planlayan eski bir askerdir. Ancak bindiği mülteci teknesine düzenlenen baskından tek sağ çıkabilen o olunca ve bu baskında en yakın iki arkadaşını kaybedince isyancı gerilla birliği Libertad'a katılıp Castillo rejimini devirmeye ve kaçmak yerine yarayı özgürleştirmekte için mücadele etmeye karar verir. Son 9 yılda çıkan farklı oyunların hikayelerine şöyle baktığımızda tek kelimeyle rezalet diye özetleyebileceğimiz yapımlar olduğu gibi bir de Ubisoft işte diye özetleyebileceğimiz oyunlar da var. Bu Ubisoft işte ne diye sorarsanız kağıt üzerinde harika duran bir konsepti iş oyuncuya sunmaya geldiğinde sıçıp batırmak. Ubisoft'un genel olarak yaptığı şey bu. Hele Far Cry 4'ten sonra ana karakter faktörünün artık tamamen hikayeden sökülüp atılmasıyla ve tüm yükün kötü karakterin omuzlarına binmesiyle ortaya felaket ruhsuz işler çıkmıştı. Neyse ki 6 ile beraber hikaye sadece bir temadan ibaret olmasın karakterler ve olay örgüsünün tekrardan bir önemi olsun diye çaba harcamışlar. Peki bunu nasıl yapmışlar? Bir kere ara sahneler artık first person değil. Yani tüm olay örgüsüne karakterimizin gözünden bakmak değiliz. Bilmiyorum siz bu birinci şahıs ara sahneleri seviyor musunuz ama ben hep nefret etmişimdir bunlardan. Bana göre sahnede olup bitebilecekleri aşırı sınırlandıran ve hikaye anlatımını sıkıcılaştıran türde sekanslardır bu birinci şahıs kısımlar. Her iki konu Far Cry olduğunda ve hikayenin merkezinde kötü karakter olduğunda. Karakterimizin içinde bulunmadığı hiçbir sahneyi gösterememek, oyunun kapak yüzü olan kötü karakteri de gösterememek demek olduğundan ortaya çıkan senaryo genelde epey anlamsız hissettiriyordu. Bana kalırsa birinci şahıs ara sahneler görsel medyalardaki en temel onlardan biri olan anlatma göster ilkesine aykırı. O yüzden asla tercih etmem. Oyuna karşı en ufak bir beklentim olmamasına rağmen yayınlanan fragmanlarda Far Cry 6'nın 3. şahıs ara sahneleri olacağını görünce oyunun bir anda dikkatimi çekmesinin de sebebi buydu işte. O gereksiz sınırlamalar kalkınca bakalım Ubisoft nasıl bir hikaye ortaya çıkarabilecek diye merak etmiştim. Ha Assassin's Creed ve Watch Dogs'ta falan tabii ki görüyorduk ne kadar boktan işler ortaya çıkardıklarında ama bir de Far Cry'yi denemekte fayda vardı. Peki sonuç? iyi mi olmuş yoksa yine Ubisoft işte. Durum mu? Şimdi neye göre diye sormam gerekiyor bu noktada. Eski fark Cry'lara göre mi? Eğer çıtamız eski Far Cry'larsa evet senaryo iyi olmuş. Çünkü cidden merkezinde ana karakterin olduğu bir hikaye var gerçekten de. Giancarlo Esposito abimizin oynadığı Anton karakteri diğer oyunlardaki kötü karakterlere göre çok daha fazla gözüküyor. Hani varlığı yok arasında gidip gelen bir karakter değil. Hikayenin başı ortası sonu var falan. Ara sahne sayısı işte de azımsanmayacak kadar çok. Bunlar 4 ve sonrası Far Cry'lar için büyük gelişmeler. Ama Far Cry sınırlamalarının dışına çıkıp genel anlamda senaryosu iyi mi diye sorarsak maalesef o konuda pek pozitif olamayacağım. Ana karakterimiz Deni'den girersek meseleye. Her ne kadar tüm fragmanlarda Deni'yi kadın karakter gibi göstermiş olsalar da oyunun girişinde cinsiyet seçimi yapmanıza izin veriliyor. Yani siz Deni'nizi erkekle de yapabilirsiniz. Ben kadın olan Deni'yi seçtim çünkü o bahsettiğim fragmanlardan dolayı kendimi kadın bir karakter hazırlamıştım. Deni'yi her ne kadar son oynayarak tipsiz ve kişiliksiz ana karakterlere yeğlesem de ilginç bir karakter olduğunu söylemem imkansız. Ne yazık ki bu tip açık dünya oyunları sıklıkla görülen sığ ve bayat karakter sendromundan payını fazlasıyla almış. Oyunun başlangıcında da olup bitenin çok da önemsemeyen ve kaçmayı planlayan Deni potansiyel gösteren bir karakter aslında. Bu ülkesine karşı tüm inancını kaybetmiş kızcağız nasıl kitleleri peşinden sürükleyen bir özgürlük savaşçısı ile komutana dönüşüyor aşama aşama izleme ve deneyim etme fikri oldukça iyi. Ama Deni prolog biter bitmez o kadar çabuk değişip yarayı kurtarma fikrine sarılıyor ki. Ve hani öyle özel bir sahne falan da olmadan. Libertas ile kaçış teknesi karşılığı 3-4 görev yaptıktan ve bu 3-4 görev boyunca son saniyeye kadar... Defolup gideceğim bu ülkeden ne haliniz varsa görün dedikten sonra o tekneyi elde etmemizin hemen ardından şu sahneyi yazıyoruz. Libertad'a hoş geldin Danny. İstediğim zaman gidebilirim. Aceleye ne gerek var? İlham verici. Hadi yarayı özgürleştirelim o zaman. Bu kadar abi. Ana karakterimizin kişilik gelişimi bundan ibaret. Kendinden fedakarlık ederek hayatını halkını kurtarmaya adama sahnesi bu şekilde resmediliyor. Ne kadar da şiirsel, ne kadar da duygulandırıcı değil mi? Ve kişilik gelişim bundan ibaret ciddiydim. Hani gerçekten tüm oyundaki tek kişilik gelişim bundan ibaret. O noktadan itibaren Danny Rojas oyunun geri kalan 35-40 saatini Strafor köpüğü sığlığına bir karakter gibi geçiriyor. Yeni bir karakter grubunun yanına gidiyor, onların garipliklerini yadırgıyor, Libertad'a katılmalarını istediğini söylüyor, sonra çeşitli görevler aracılığıyla onları ikna ediyor ve bir sonraki gruba geçiyor. Deni şu klasik tüm çılgınlığın içerisindeki tek normal kişi stereotipindeki bir karakter. Yani oyun boyunca karşı neredeyse tüm karakterlerden daha sıradan, daha sakin ve daha sıkıcı bir karakter. Oyunun empati noktası olma konusunda görevini yerine getirmekle beraber başka da bir haltı yaradığı yok. Ne ilginçtir ki birinci şahsından anlatıldığı için mimiklerini bile göremediğimiz Jason, gösterdiği gelişim ve değişimle hala diğer tüm Far Cry karakterlerinden daha hatırlanan Sporch'u çiziyor. Danny ise oyun tarihinin unutulup giden kahramanlarından biri olmaya mahkum. Ama belki de bu yüzden Deni'yi seslendiren Nisa Gündüz bacımızın ismi oyuncular kısmında 4. sırada geliyordur. Evet ana karakter olduğu için doğal olarak oyunda en çok duyduğumuz ses olan Nisa Gündüz'ün ki nedense 4. sırada. İlk sırada tahmin edebileceğiniz gibi oyunun kapak yüzü Giancarlo da var. Sonrası Diego'nun seslendirmeni Anthony Gonzalez. Sonra erkeklerinin sesi Sean Ray ve ancak ondan sonra Nisa Gündüz. Şimdi... Oyunun baş kötü karakteri ve onun oğlunu seslendiren iki arkadaşımızın ismi ana karakterden önce geldiğine göre oyundaki rolleri de büyük olsa gerek yani şu ana kadar tüm Far Cry villainlarından daha fazla kamera önünde oldukları kesin. Önceliğimiz asıl baş düşmana yani Anton Castillo'ya verirsek eğer. Efendim Anton Castillo nasıl bir villain'dır ki Ubisoft bu karakteri oynaması için gidip Giancarlo Esposito'yu getirmiştir. Şimdiye kadar seçtikleri oyuncuların CD sınıf aktörler oldukları göz önünde bulundurulunca şu an popülaritesinin zirvesinde olan Giancarlo Reis'i getirmek için önemli bir sebepler olduğunu düşünüyor insan. Ve oyunu oynayınca neden olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü adamlar rolü direkt Giancarlo Esposito için yazmışlar. Ve bunu maalesef bir manada söylemiyorum bilmiyorum. Giancarlo abimiz oldukça iyi bir oyuncu ona şüphe yok. Ama adam Breaking Bad'den beri sürekli aynı karakteri oynuyor be arkadaşlar. Hani hangi işte görsem hep aynı zeki, ağır konuşan, tetikler karakter. Hep. Bu karakterleri oynarken iyi iş çıkarıyor o kesin de. Ne yalan söyleyeyim ben biraz sıkılmaya başladım. Sanki kafamı nereye çevirsem Giancarlo Esposito'yu ürkütücü kötü adam rolünde görüyorum gibi gelmeye başladı. Gus Fring, Frank Dawson, Moff Gideon, Stan Edgar, hatta seslendirmeleri de sayarsak Rachel Gould ile Lex Luthor ve şimdi de Anton Castillo. Yani ürkütücü bir film mi bu? Evet. Oyundaki varlığı hissediliyor mu? Evet. Ama hatırlamaya değer özel bir yanı, insanı ikilime düşüren idealleri falan var mı? Giancarlo Esposito işte. Adam karizmatik iyi de oyuncu. Karakteri sahneye nasıl yansıtması gerektiğini de biliyor. Tek problem ana karakterimiz Deni ile olan etkileşimin aşırı minimal oluşu. Biz Deni ile oyun boyunca bu arkadaşın yancılarının peşinde koşturuyor ve daha çok onlarla haşır neşir oluyoruz. Anton Reis'in ise daha çok oğluyla olan muhabbetlerini izliyoruz. Yani sanki Deni ile Yara'nın özgürleştirilmesi hikayesiyle Anton ile oğlunun hikayesi birbirinden tamamen alakasız iki farklı yapımın hikayesiymiş gibi. Oyun boyunca sürekli bu iki hikayenin bir noktada ciddi bir kesişme yaşayacağını ve ondan sonra paralel ilerleyeceklerini düşündüm ama Olmadı. Bu hikayeler büyük oranda birbirlerinden bağımsız kaldılar. Ve E de geç finalde bir araya geldiklerinde her şey o kadar sönük bir şekilde sonlandı ki bana E ee, amaç diye sordurdu. Birazdan spoilere girerek daha detaylı açıklayacağım ama önce Anton'un oğlu Diego'dan bahsetmem lazım. Diego karakteri aynı Anton gibi Far Cry 6'nın pazarlama stratejilerinin epey merkezindeydi. İlk duyuru sinematiğinden tutun çıkış fragmanına kadar her materyalde Diego'da en az Anton kadar gözüküyordu. Ve yine bu ufaklıkla alakalı hep gözümüze sokulan bir detay var ise o da Diego'nun babasının yöntemlerinden hiç haz etmediği ama bir bakıma onun tutsağı olduğundan elinden bir şey gelmemesi durumuydu. Diego özellikle duyuru fragmanında o kadar ön plandaydı ki pek onun ana karakter olacağını düşündü. Hani oyuna çocuk olarak başlayacak, babamızın elinden bir şekilde kurtulacak ve eninde sonunda yetişkin olarak geri dönüp onu durdurmaya çalışacaktık vesaire vesaire. Ama sonradan çıkan fragmanlar ana karakterin Diego değil, deney adındaki genç bir kız olduğunu gösterince bu sefer kafamdan bambaşka bir şey geçti. Ah bunlar kesin oyunun sonunda Sitra ve Vaz kardeşler çıkacak. Bu ikisinin Far Cry 3'teki kafayı yemiş hallerinin nasıl dönüştüklerini göreceğiz dedim. Söylediğim şey Far Cry Lore ile ne kadar uyuşuyordu bilmiyorum bu arada. Far Cry evreni çok da ilgimi çekmediğinden öyle derin araştırmalara girmiyorum pek. Neyse sonuç olarak bunu düşünen bir tek ben değilmişim ki Ubisoft kısa sürede bu teorileri yalanlayarak bu karakterlerin farklı üştekilerle hiçbir akrabalığı bulunmadığını açıkladı. O zaman geriye tek bir seçenek kalıyordu ki o da Diego'nun bu oyundaki en kilit en önemli karakter çıkması. Yine fragmanlarda Deni ile tanıştıklarını görmüştük. Belki de iki taraf arasındaki köprü rolünde olacaktı. Deni ile devrimci gerillaların ideallerini tanırken Anton'u Diego'nun gözünden görerek her şeyin aslında o kadar siyah veya beyaz olmadığını anlayacaktı. Öyle bir durum olmadığını belirttim zaten. Anton Manyak'ın teki. Yaptığı şeylerin hiçbir savunulası tarafı yok. O zaman Diego'nun başka bir rolü olmalı diye düşündüm ve yine teoriler üretmeye başladım. Diego ya oynanabilir bir karakter olacaktı. Ya bir noktadan sonra Anton'un yerine geçip baş düşman rolünü üstlenecekti. Ya da belki de şimdiden planlanmakta olan devam oyunu için Cliffhanger olarak kullanılacaktı. Sonuçta Anton onu oyun boyunca bir sonraki yara başkanı olabilmesi için eğitiyordu. Diego tahtın varisiydi. Evet şu an oyunu bitirmiş biri olarak Diego'nun bu hikayedeki rolünün ne olduğunu söylemem isterseniz cevabım Не, nee, Олуш. Anladığım kadarıyla Diego karakteri sadece Giancarlo Reis'in karşısında durup kötü adam tiratları atabileceği biri olması için var. Çünkü hikayede başka hiçbir rolü yok bu bebenin. Oyun boyunca babasıyla beraber takılıp sohbet ettikten sonra hikayesi hiçbir yere bağlanmadan son buluyor. Ne bir cliffhanger'la ne de oyun boyuncaki varlığını meşru kılacak herhangi önemli bir sahneyle desteklenmeden. Yani Diego'yu senaryodan toptan çıkarsak ana olay örgüsü neredeyse hiç değişmez. Böyle cidden minimal değişikliklerle Diego'yu tamamen etkisiz eleman haline getirebiliriz. Bildiğiniz zamanımızı boşa çalan bir velet Diego. Ve yine işin üzücü tarafı ne biliyor musunuz? Diego da potansiyeli harcanmış bir konsept. İşte şimdi spoilerlara giriyorum o yüzden görmek istemeyenler ekrandaki dakika ve saniye atlasın. Dediğim gibi oyun boyunca Anton'un Diego'yu eğitmesini izliyoruz. Ve Diego'nun haftan da olsa kaderini kabullenişini ve babasıyla aynı yoldan yürüyeceğinin ipuçlarını vermeye başladığını görüyoruz. Anton'u bu hale getiren şeyin küçük yaşta babasının öldürülmesi olduğu düşünülünce Diego'nun da benzer bir kadere sahip olacağı oyunun sonunda Anton'u öldürmemiz durumda nefret zincirinin devam edeceği tarzında bir cliffhanger almamız işten bile değil diye düşünüyordum. Kimsenin istemeyen o masum çocuğun nasıl cani bir tirana dönüşeceğini adım adım izlemek harika olacaktı. Ya da tam tersine Diego hepimizi şaşırtarak Anton'un yolundan yürümeyecek ve belki de ileride yarının ihtiyacı olan lidere dönüşecekti. Anton'un acımasızlıklarını bu kadar yakından görmesi onun yontulmasını ve kendisini babasının sebep olduğu tüm acıları dindirmeye atamasını falan sağlayabilirdi. Ama sonra oyunun sonu geldi ve... <laughs> Tahmin edilebileceği gibi Far Cry 6 Castillo yaşanan büyük bir kapışmadan sonra Anton ile karşılaşmamıza son buluyor. Ama 40 saattir peşinden koşturduğumuz Anton efendi bize kendisiyle doğru düzgün bir yüzleşme şansı bile tanımadan önce oğlunu sonra da kendini öldürüyor ve oyun bitiyor. Yani onca bir yıl daptan sonra her şeyin ara oldu da bittiye getirilişine mi yanıyım yoksa Diego ile alakalı kurduğum onca teoriye mi? Eee peki neydi bu çocuğun olayı şimdi? Böyle bok gibi öldü gitti yani öyle mi? Bu kadardır rolü. Ulan o zaman neden tüm pazarlama materyallerinin merkezinde o var? Neden tüm oyun boyunca bu veledin triplerini izledim ben? Amaç ne oğlum? Ne anlatmaya çalışıyorsunuz lan? Gerçekten karaktere yüklediğiniz bir rol var mı yoksa sadece harcamış başka bir potansiyel daha mı? Ulan bari en Anton'u ben öldüreydim. Tüm oyun boyunca beni peşinden koşturttuğum bu herifin kafasına bir el sıkmayı niye çok görüyorsun bana? Niye tüm yüzleşmeyi arasanda yaptırıyorsun? Hesap ver Ubisoft! Senaryo ile alakalı söyleyebileceğim pozitif şeyler neler diye düşünürsem yan karakterler biraz da olsa hikayeye renk katmayı başarıyorlar. Anton'la yüzleşmeden önce 3 tane bölgeyi ele geçirmemiz gerekiyor ve her bölgede tanışıp kaynaşmamız gereken bir karakter grubu oluyor. İşte bu gruplarda çeşitli çeşit bir sürü farklı karakter tiplemesi olduğundan ve neredeyse hepsiyle belli bir vakit geçirdiğimizden değişik türde hikayeler dinleyebiliyoruz. 67'deki devrimin efsanevi gerilisi El Tigre'den tutun influencer Talia hatta onun trans sevgilisi Paolo'ya kadar. Evet oyunda trans bir karakter var ve beni biliyorsunuz normalde burada social justice warrior'a gömen uzun bir sırada girerdim ama ne yalan söyleyeyim tadında bırakılmış bu oyunda be. Bazı oyunların yaptığı gibi mesajı göze sokup duyar kasarak internet puan toplama olayını burada buram buram hissetmedim. Tabii ki ana o da. Yani dediğim gibi tadında bırakılmış. Son olarak da senaryonun uzunluk anlamında doyurucu olduğunu söyleyeyim. Her ne kadar olay örgüsü büyük oranda yan karakterlerin ameliliğini yapmaktan ibaret olsa da. Keşke Deni Anton Diego üçlüsünün yolları daha fazla kesilseydi. O zaman ortaya çok daha ilgi çekici bir hikaye çıkabilirmiş. Şu haliyle Far Cry standartlarının üstünde ama ortalama bir oyundan daha iyi kesinlikle değil. Konuyu oynanışa çekersek yer. Efendim 6 oyundur aynı mekanikleri kullanan bir oyunda ki o 6 oyunun 6'sını da incelediğimde düşününce anlatacak ne bulabilirim diye baya bir kafa patlattım. Ve sonra dedim ki aynı mekaniklerde de geçler işte. Yani aynı mekanikler. Vuruş hissiyatıdır, silah kullanımıdır falan hala iyi keyifli. Ama Ubisoft'taki abimler bu oyunda silah tipleri konusunda farklı yaratmak için bir çaba göstermişler. Yine bildiğiniz gibi 3. oyundan beri silahlarımızı farklı durumlarda farklı işlere yarasınlar diye modifiye edebiliyoruz. Bunda da var o modifiye ama diğer oyunlardan ayrı olarak mermi tipi muhabbeti eklenmiş farkı altıya. İşte standart mermiler, zırh delici mermiler, patlayıcı mermiler, zehirli mermiler falan filan. Peki olayları ne diye sorarsanız. Şöyle ki karşımıza çıkan farklı düşman tiplerine karşı spesifik mermi türleri daha etkili olduğundan doğru yerde doğru silah kullanmanın önemini vurgulamaya çalışmış sevgili Far Cry aldı. Yani standart mermiler zırhsız düşmanları çok rahat indirebilirken zırhlı düşmanlara karşı epey etkisi kalıyorlar. O noktada hemen zırh delici mermi atan silahınıza geçip kullanarak savaşlarda taktiksel bir yön kazandırmış oluyoruz. Güya... Biri bana zırh düşmanların hem miğferini hem de kafatasını tek darbede delip geçebilen zırh delici mermilerin herhangi bir zırh giymeyen düşmanların kafatasını nasıl tek seferde delemediğinin mantığını açıklayabilir mi? Yani silahımda sırf standart mermi yok diye neden zırhsız düşmanlara karşı güçsüz kalıyorum la ben? Zırh delici mermiler et ve deri ile karşılaşmadan önce koruyucu bir madde ile temas etmediği sürece yeterli basınç mı uygulayamıyor? Mermilerin kendi yapay zekası falan mı var? Bu aynı Witcher'daki gümüş kılıcın insan düşmanlara karşı etkisiz olması muhabbeti gibi. Ah Gümüş kılıcını kalbime mi sapladın? Üzgünüm. Çelik olmadığı için sadece %2 canımı götürebildin. Tamam oyun bu okey de yani mantık sınırlarının bu kadar dışına çıkmasak da olur diye düşünüyorum. Bu arada bu sistem uzun vadede işlevselliğini tamamen kaybediyor. Daha yüksek seviye silahlara erişim sağladığınız anda ki oyunun ilk birkaç saatinde elde edebiliyorsunuz bunları. O mermi tipi muhabbeti tamamen ehemiyetsiz hale geliyor. Yüksek seviye silahların hasar oranı da yüksek olduğundan mermi tipinden bağımsız olarak neredeyse her düşmanı tek atabiliyorlar. Ha garanti almak için üzerinizdeki tüm silahları zırh derecede taktınız bu tamam. Klasik her şeyi headshot'a tek atabilir hale geliyorsunuz. Bakın oyunun son çeyreğinde falan olan bir şey değil bu. Ne yapacağınızı biliyorsanız ilk 5 saatte tüm bu mermi ve düşman tip sistemini rahatlıkla çökertebiliyorsunuz. Çok komik, değil mi? Oyun boyunca devam etmesi ve savaşlara stratejik katması gereken bu sistem bir anda anlamsızlaşıyor. Açık açık söyleyeyim Ubisoft korktun, değil mi? İşler azıcık da olsa komplikeleşince genel kitlen oyuna burun kıvırır diye korktun ve savaşları önceki oyunlara gibi biraz daha derin yapabilecek tek öğeyi bu şekilde çöpe çevirdin. Ah. Açıkçası bunun haricinde de oyunda mekaniksel anlamda konuşulacak pek bir yenilik yok. Resolver silahları muhabbeti var. Bu fragmanlarda gördüğünüz Makarina çalan CD atar ve yine böyle değişik konseptlere sahip birkaç ilginç silah bulunmakta oyunda. Kalkanın tabanca var, minigun var, düşman araçlarını durdurmanı sağlayan EMP silahı var, ilginç bir şekilde oyundaki her türlü bomba atar ve bazukadan daha güçlü olan havai fişek silahı var vesaire vesaire. Bunlar arada bir fantezi yaparak eğlenmek için hoş eklentiler. Ama kullanışlılık konusunda geleneksel silahları çok daha güvenilir bulduğum için Resolver'larla pek vakit geçirmedim. Hem zor çıkıyor hem de büyük bir kısmı çok gürültülü. Malum ben Far Cry'ları gizlikle oynamayı sevdiğim için. Ha Supremo'ları da unutmayalım. Far Cry 6'da ana karakterimizin doldukça kullanabildiği bir ulti hareketi var. Fragmanlarda gördüğümüz o sırtından roket atar ateşlemesi muhabbeti bu ultilerden biri işte. Oyun içerisinde birkaç işti bulunmakta ama tank veya helikopter gibi mücadele etmesi meşakkatli olan düşman araçlarını çok hızlı temizleyebildiği için ben tüm oyun boyunca roket kullanmayı tercih ettim. Siz oyun hiç silinize hangisi uyuyorsa onu seçmekte özgürsünüz. Yani kısacası ufak tefek bazı eklentiler var evet yok değil. Ve hoş teklentiler. Ama ama oyunu bambaşka boyutlara taşıyıp sanki yepyeni bir yapılmış gibi hissettiren şeyler değiller bunlar. Oynanışı olan etkileri epey minimal diyebiliriz. Aynı şekilde işin araç kısmında da mesela at ve tank gibi yeni eklentiler var. Mesela atın mantığı araçların zorlandığı veya hiç giremediği dağlık falan arazilerde tabanmaya gitmektense onu kullanarak daha hızlı hareket edebilmeniz. Peki sorun oyunda kaç kez at kullandın diye? 3-4 kezdir herhalde. Kontrollerin berbat olması yanı sıra birinci şahıs kamerası at üzerinde öyle bir sallanıyor ki insanın midesi kalkıyor. Bu birinci sebep. Ama asıl sebep ne biliyor musunuz? Gereksiz abi. Haritanın her yerinde hızlı seyahat noktaları olduğu gibi şu airdrop sistemi de aynen devam etmekte. Ulaşmak istediğiniz bölge için henüz fast travel noktası açmamış olsanız bile en yakın yerden airdrop yaptığınız zaman oraya çok hızlı bir şekilde varabiliyorsunuz. E at ne halta yaradı o zaman? Hiçbir alta. Sadece var oldukları için ilk başta sevineceğiniz ama sonra varlığını tamamen unutacağınız başka bir eklenti daha. Tıpkı tank ve uçan buggy olduğu gibi. Tanklar ilk başta saldıkları defans sayısı çok şey yarar gibi dursa da ateş gücü anlamında şaşırtıcı şekilde zayıf kaldıkları için bir noktadan sonra kullanması acayip sıkıcı araçlar haline geliyorlar. Yani bir helikopteri bile tek atışta indiremeyen tanktan kime hayır gelir ki? Kaç defa Aman be deyip aletten inip Supreme Amulet'i kendim indirmeyi tercih ettim çünkü çok daha hızlıydı. Uçan bagidir ise aşırı bana hitap eden bir konsept olmasına rağmen o kadar kullanışsızlar ki yine uzak durduğum yeni araçlıklarından. Daha önce bahsettim bilmiyorum ama istediği zaman havalanıp uçabilen araba konsepti bende bir tür fetiş diyebiliriz. Örneğin GTA Online'ı bu kadar sevmemin en önemli sebeplerinden biri Delaxo. Tapıyorum alete ya. Hem karada hem havada harikalar yaratıyor. Far Cry 6'daki buggy'ler ise resmen uçak gibiler. İndirilmesi ciddi dert. Temel olayı uçuş modu ve kara modu arasında geçiş yapabilmek olan bir aracın azıcık yukarıdan bırakılınca havaya uçması tüm işlevini kaybetmesine sebep oluyor diye düşünüyorum ben. Hele ki buzzer gibi her anında kullanımı daha rahat olan alternatifleri varken. Yani çeşitlik ve oyuncuya seçenek seçenek sunmak önemli bir şey. Tabi de insan yeni geleneklentlerin kullanışlılık anlamında biraz daha işe yarar olmasını bekliyor ister istemez. Ve oyundaki en kullanışlı araçların hala Far Cry 4 ile 5'te getirilenler olduğunu görünce de e ee, siz pek 3 senedir neyle uğraşıyordunuz o zaman? diye sorası geliyor Ubisoft'a. Madem tamamen aynı esetleri kullanacaktınız şu oyunun çıkması neden 3 sene sürdü? Efendim bu sorunun cevabı muhtemelen ve göre dizaynında yatıyor. Harita konusuna açık dünyadan girelim direkt. Oyuna ilk başladığımda ve haritayı gördüğümde Ha okey aşırı büyük bir şey yok bir tane ada diye düşündüm. Ama sonra sağdaki yeşil alanı fark edince ekranı bir kaydırdım ki hayır. Hayır. Hayır! Lan bu ne? Dünya haritasını mı koydunuz anasını satayım? Kim oynayacak oğlum bunu? Kimin böyle bir vakti var? Haritanın büyük olması iyi bir şey değil mi ya? diyecekler illaki olacaktır aranızda. Konu Rockstar ise evet harika bir şey. Ama konu Ubisoft ise hayır harita ne kadar büyükse içi o kadar boş beleş o kadar anlamsız içerikle doldur ve oyun vaktinizi boşa harcatmak için bir o kadar çaba harcayacak demektir. Eskiden 20-25 saat gibi bir sürede ekstralarla birlikte tamamlanabilen Ubisoft oyunları günümüzde kolay kolay 50 saatin altına inmiyorlar. Ama bunu dediğim gibi yepyeni ve ilginç içeriklerle değil aynı yan etkinliklere daha büyük haritalara 2-3 katı daha fazla oranda serpiştirerek yapıyorlar. Ve ben 20-25 saatlik versiyonlarından sıkıcı diye şikayet ederken 40-50 saatlik versiyonlarına nasıl fenalık geçiriyorum siz düşünün. Oyunlar uzun olsun parasının hakkını versin derken istediğiniz şey gerçekten bu mu arkadaşlar? 50 saat boyunca aynı şeyi tekrar ve tekrar yapmak mı yani? Bundan gerçekten keyif alıyor musunuz? 10 saatlik az ama öz bir deneyim daha kıymetli, daha akılda kalıcı değil mi? Aynı kontrol noktası ele geçirme görevini kaç kez yapınca sıkılacaksınız? Neden abi? Neden ya? Neden? Neden bu oyunlar bu kadar revaçta? Neden insanlar çıkıp 45 saat boyunca aynı şey yaptığımız açık dünya oyunları oynamak istemiyoruz artık? demiyor. Yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Evet bu şu ana kadarki en büyük Far Cry haritası. İçi de ağzına kadar aynı Far Cry 5'teki etkinliklerle dolu. Checkpoint, outpostlara geçir, hava savunma sistemi patlat, konvoyun yolunu kes vesaire vesaire vesaire. Buyurun 40-50 saat boyunca doya doya yapın anasını satayım. Hatta kusana kadar yapın. Ama sorun bir de o devasa açık dünya canlı hissettiriyor mu diye. Tabii ki hayır. Ruhsuz, hayattan yoksun ya da basitçe özetlemek gerekirse ölü bir açık dünya. Güya yerleşim yeri diye sunulan mekanlar bile o kadar ıssız ki. Yani şuna bakın. Bu yaradaki en büyük şehir olan Esperanza. Hani fragmanlarda falan gözüken şu oyunu ama bu sefer şehir var. Farklı olacak diye savunanların dillendirdiği mekan. Heh, alın size şehir. Balkonda öylece duran birkaç NPC haricinde sokakların bomboş olmasını geçtim. Zaten şehrin %90'ı falan erişilemez durumda. Efendi kuvvetleri tarafından ablukaya alınmış durumda çünkü. Sizin girip gezebildiğiniz kısımlar bir avuç sokaktan ibaret sadece. Nasıl şehir ama? Çok farklı değil mi önceki oyunlardan? Fark alttan keyif alabilmek istiyorsanız beklentilerinizi değiştirmeniz lazım. Öyle canlı ve farklı yapıdaki açık dünyaymış falan bunları geçeceksiniz. Dediğim gibi önceki oyunlarda keyif aldığınız şeyler var ise hepsi bu oyunlara çok daha genişletilmiş şekilde mevcut. Favoriniz hangi Far Cry ise 6 onun geliştirme paketiymiş ve zaten sevdiğiniz bir içeriğe geri dönme fırsatıymış gibi görürseniz bu oyundan keyif alma şansınız var. Beklememeniz gereken tek şey yenilik. Yenilik beklentisini çıkardığınız anda gelmiş şey en büyük farkı oyunu bitmek bilmeyen içeriğiyle sizleri bekliyor olacak. İncelemenin başından beri gömdüğüme göre çok da beğenmediğim bariz olsa da benim keyif alıp almadığımı merak ediyorsanız ne yalan söyleyeyim aldım evet. Çünkü seri boyunca bana keyif veren öğeler bu oyunda da mevcuttu. Eğer önceki oyunların incelemelerini izlediyseniz bunların ne olduğunu aşağı yukarı tahmin edebiliyorsunuzdur. Bir kere oyun gizliliği güzel destekliyor. Haritayı bu kadar büyüttükleri için görev noktaları veya postlarının dizaynı önceki oyunlarda kadar iyi olmayabilir. Belki kopyala yapıştırıp geçmişlerdir dedim. Ama değil. Her bir mekan pek çok farklı oyunun stilini destekleyecek şekilde de detaylıca ve akıllıca dizayn edilmiş. Bir sürü alternatif giriş ve ilerleyiş yolu var. Aslen Far Cry işte sadece daha fazla experience veriyor diye giriştiğim bu full gizlikle post ele geçirme muhabbetini artık keyif aldığım için yapıyor hale geldim. Far Cry 6'nın da bu konuda hala ödün vermemiş olması mutluluk verici. Malum günümüzde temeli gizlilik olması gereken Assassin's Creed'in bile artık stealth'i doğru düzgün desteklemediğini düşünürsek yarısından fazlasını bir şeyleri havaya uçurarak geçirdiğimiz Far hala gizliğe bu kadar sahip çıkması ilginç geliyor. Ha, ana görevlerin epey büyük bir kısmı sizi yine aksiyona zorluyor bu arada. Tüm oyunu gizlilikle oynayamıyorsunuz yani ama en azından bazı görevlerin dizaynları bayağı iyi. Örneğin bir rehine kurtarma görevi var. Önce helikopterle gemiye yakınlaşıyor, paraşütle geminin yakınına iniyor, gemiye tırmanıyor, rehinlere tehlike atmamak için düşmanları gizlilikle temizliyoruz. Ama rehine gerillaları serbest bıraktığımız anda ordu uçaklarla tepemize biniyor ve gemiyi bombalamaya başlıyor fırtınanın ortasında tepemize bombalar yağarken destek gelene kadar uçakların gemiyi batırmasına engel olmaya çalışıyor. Sonunda ulaştıklarında ise ufak teknemizi yine düşman kuvvetlerinin saldırısından koruyarak karaya varmaya çalışıyoruz. Bu şaşırtıcı şekilde hem gizlilik hem de aksiyonu harmanlayan katman katman yapıya sahip epey heyecanlı bir görev mesela. Hem birden fazla mekanı hem de birden fazla mekaniği tek görev içerisinde kullanması açısından bunun Rockstar oyunu görev komplikeliğine yaklaşan bir dizayn olduğunu söyleyebiliriz. Ve işe bu açıdan bakınca aslında evet Far Cry oyunları hep bu komplikelikte görevler sunabilecek kadar çeşitli mekaniklere sahipler. Mesela sıradan yan etkinliklerden birini yaparken yaşadığım bir sekanstan bahsedeyim. Bu bir konvoy ele geçirme göreviydi. Buzzer'lı hedefe yaklaştım. Önce ana hedef kamyonu korumakla görevli askeri aracı indireyim dedim tabancamla ateş ederek aracın sürücüsünü öldürmeyi başardım ama arkadaki ikinci asker de bazırma ağır hasar vermeye başardı. Mecburen iniş yaptım. İkinci düşmanı da vurup getirdikleri jeepi kullanarak kovalamacaya karadan devam etmeye karar verdim. Ama o anda peşime bir helikopter takıldı ve bir elimde direksiyonu tutarak yoldan çıkmamaya çalışırken diğer elimdeki tabancamla helikopterin pilotunu vurmaya çalıştım. Sonuç olarak başarısız olduğum ve araç çok fazla hasar aldığı için inerek helikopteri roketlerimi kullanarak indirdim. Bu noktada peşime daha fazla asker takılmıştı zaten. Ben de bana ilk ulaşanları öldürüp tekrar ciplerini çaldım. En sonunda kamyonet Hareket eden cipten kamyona atlayıp sürücüyü ve korumasını öldürerek aracı geçmeyi başardım. Bu bahsettiğim şey bir ana görev değildi. Bu bildiğiniz oyunda milyonlarca kez yapabileceğiniz dandik konvoy etkinliklerinden biriydi. Ama oyunun içerik ile mekanik anlamındaki çeşitliği ve tesadüfen doğru olayların doğru sırada yaşanması sayesinde baya epik bir kovalamacı sahnesine tanık olabildim. Yani söylemeye çalıştığım şey harika görev dizaynı için gerekli olan şeyler oyunun içinde hali hazırda zaten var. Biz oyuncular olarak bile yeri geldiğinde açık dünyada gezerken bu tarz sahnelerin oluşmasını sağlayabiliyoruz. Peki arka planında oyunu geliştiren, neyin nereden ne zaman ne şekilde hareket ederek belirleyeceğini ayarlayabilen stüdyo nasıl beceremiyor bu işi? Nasıl oluyor da görevlerin büyük bir çoğunluğu sadece belli bir alana gidip oradaki herkesi vurmaktan ibaret oluyor? Tembellikten işte. Diyorum ya GTA seviyesinde bir görev yapmak için gerekli olan her şey hazır oğlum zaten. Tek yapmaları gereken bunu etkileyici ve kendi içerisinde çeşitli şekilde sunmak. Ama yok abi. Maalesef görevlerin çoğu şu bölgeyi bilmem ne olana kadar savun muhabbetten ibaret. Ve bunun sebebi acaba tüm oyunun co-op oynanabilmesi mi diye düşünmüyor da değilim. Konu dizayn olduğunda ikinci bir oyuncunun dahiliyeti işleri epey zorlaştırıyor. Bundan Avengers videosunda da bahsetmiştik. Oyun tek kişilikken ne kadar iyiyse co-op görevler açıldığı andan itibaren bir o kadar çöpe dönüyordu. Tüm o sinematik sunumu, karakter odaklı yapısını falan kaybediyordu. İşte Far Cry alttaki o ana görevlerin bir yeri savunma ağırlıklı olması bende tamamen co-op düşünülerek dizayn edildikleri izlenimini uyandırdı. Çünkü düşmanlar o kadar fazla noktadan aynı anda geliyorlardı ki sanki oyun bana birden fazla yerde olmam gerekliğini söylüyor gibiydi. Hani sen tek başına yetişemezsin, arkadaşını çağırsana diyormuş gibi. Çağırmadım. Daha doğrusu çağıramadım. Çünkü oyunu PC'de oynayan başka bir arkadaşım yoktu. Tek başıma hallettim ve yani zor değildi ama yani doğru kelime zahmetli galiba. Zahmetli ve sıkıcıydı. Barış şekilde iki oyuncunun üstesinden gelmesi gereken miktarda düşmanın hepsini omuzladığınız zaman çabucak yorucu ve sıkıcı bir hale geliyor oynanış. Koop oynayabilseydim görüşüm değişir miydi acaba diye düşündüm ama yani önceki fark co koop şekilde oynamıştım sonuçta ve ikinci bir oyuncunun varlığının deneyimi öyle aşırı pozitif şekilde etkilemediği de barizdi. O yüzden bunda da durumun farklı olacağını sanmıyorum. Ana görevlerde gıcık olduğum bir mevzu daha var ama ondan bahsedebilmem için önce açık dünyanın level sistemini bilmeniz lazım. İlginç bir şekilde Ubisoft'un son oyunlarını sıklıkla gördüğümüz şu bu bölgedeki ana görevi yapman için şu level'a çıkman lazım. Saçmalığı farkı hayatta yok. Her ne kadar bölgelerin bazı zorluk seviyeleri olsa da ben etkilerini ne bileyim bir SS skripteki kadar falan hissetmedim. Zaten bu oyunda öyle karakter level'ı, özel skill'ler falan muhabbet toptan yok. Onun yerine rank yani rütbe var. Açık dünyada yaptığınız her şey rütbenizi yükseltmeye yarıyor. Ve ne kadar yükseltirseniz satıcılar o kadar daha güçlü silahlar ve zırhlar satıyor. Karakterimizin gücü de tamamen bu üzerine taktığı ekipmanla belirleniyor. Bu da ay burada düşman level'ları benden 20 seviye daha fazla ben buraya girmeyeyim daha muhabbetini ortadan kaldırıyor. Yani ana görevi yapmak için yan görevi yapma zorunluluğundan kurtulmuş oluyoruz. Ancak adamlar bu sefer de o saçmalıkları ana görevin içine yedirmişler. Oyun boyunca kaç defa açık dünyaya çık şu tabelalar var yani. Ha işte onlardan bulup şu var kadar yok et diye görev aldım hatırlamıyorum ama az buz değildi. O yok etmeniz gereken şeyleri işaretlemiyor bu arada. Bildiğiniz gidip kendinizin bulması gerekiyor. Yeri geldiğinde onlarca dakika boş boş gezip patlatacağınız doğru şeyle karşılaşmayı bekliyorsunuz bildiğiniz. Rezalet abi rezalet. Oyunun süresini uzatmak için uygulanmış iğrenç bir taktik bu. Yaratıcılıktan uzak ve yapması hiç ama hiç eğlenceli değil. Hafifçe ekipman muhabbetine dönersem bu arada karakterinizin üzerine giydirdiğiniz şeyler 5. oyunun aksine gerçekten bir işleve sahipler. Bir kere işin görselliği açısından artık karakterinizi sadece menüde değil gerilla kamplarında da 3. şahıstan görebiliyorsunuz. Karakteri süslemenin bir manası oluyor bu sayede. İşlevsellik açısından ise üzerinizdeki kıyafet parçaları farklı türdeki tehlikelere karşı koruma sağlayabildiğinden ne giyeceğinizi yapacağınız etkinliğe göre seçmek sizi avantajlı duruma geçirebiliyor. Ha ben bu muhabbette hiç uğraşmadım. Dönem dönem gözüme ne güzel gözüktüyse onu girdim. Hiç öyle neye karşı güçlüymüş falan bakmadım. ve oyun boyunca hiç problem yaşamadım. O yüzden bunu da bahsettiğim mermi tipleri gibi aşırı sığ ve etkisiz bir sistem olduğunu söylemekte çekince duymuyorum. Son olarak açık dünyada eğlenceli neler var? Yani sadece şöyle gezip tozup keyif yapmak istediğimizde karşımıza neler çıkıyor diye bakarsak. Benim favorim yine geçen oyundaki bir hazine avı oldu. Konsept tamamen 5 ile aynı. Belli bir bölgenin içerisinde üstesinden gelmeniz gereken ufak tefek platforming ve puzzle sekansları. Bunların her biri bariz şekilde elle dizayn edildiği için geri kalan etkinliklere göre daha nitelikli hissettiriyorlar. Ama hepinizin aslında bahsetmemi istediği şey horoz dövüşü biliyorum. Malum baya olay oldu bu horoz dövüşü mini oyunu. Hayvan hakları savunucusu organizasyon PETA bile devreye girip Ubisoft'a baskı yapmaya falan çalışıyor oyundan kaldırsınlar diye hayvansever bir insan olarak gerçek hayatta hiçbir hayvanın acı çekmesine katlanamayan bir insan olarak Pita'nın oyunlar içinde yaşanıp bitenleri gereksiz ciddiye aldığını düşünüyorum. Gidip gerçek hayvanları kurtarmakla uğraşsınlar bir zahmet. Oyunun kendisine gelirsek yani ilk kez oynayınca insanı güldüren ve eğlenceli gelen ama sonrasında geri dönmek için hiçbir sebep olmayan bir yan etkinlik bu. Savaşların sunum şekli çok iyi. Oyun burada kesinlikle kendini ciddiye almamış. Karakter seçme ekranından cam ve süper barlığına kadar baya böyle tekgen varimsi bir dövüş oyundan fırlama gibi duruyor. Hatta esinlenme noktasının diğer dövüş oyunları değil de tekken olduğunu Düşünmemin sebebi iki boyutlu bir düzlemde geçmesine rağmen üçüncü boyutta yukarı ve aşağıda hareket edebilmeniz. Dediğim gibi ilk oynadığınızda suratınıza bir gülümseme yerleştirip böyle saçma bir şey için niye bu kadar çaba harcadılar diye sorgulatıyor. Ama sonrasında kontrol ettiğiniz horozların hepsinin birebir aynı oynanışa sahip olduğunu görünce aslında o kadar da kasmadıklarını fark ediyorsunuz. Yani Far Cry Altın içinde ciddi ciddi kendi başına oyun olabilecek kadar kasılmış bir horoz dövüş oyunu yok hayır. Öyle makale başlıkları gördüm de clickbait şeyler bunlar. Kanmayın. Basit, eğlenceli ama çok da ciddiye alınmaması gereken bir mini oyun. İşin görselik kısmı çok vakit kaybetmeyeceğim. Bence çok çirkin görünen bir oyun Far Cry 6. Konu Güney Amerika olunca Hollywood filmlerinde atılan o bok rengi filtre burada da atılmış. Tüm oyun sarı resmen. Ama problem sadece renkler değil. Genel anlamda dokular, modeller vesaire her şey 2012'den kalma gibi duruyor. İki jenerasyon öncesi için etkileyici olabilir bu grafikler ama günümüzde standartların artık yükselmesi gerekiyor. İlk gün güncellemeleri olmadan açıklamada bilgilerini bulabileceğiniz İtopya'dan gelen bilgisayarımda Ultra'da tam olarak istediğim performansı vermedi bu arada. Ufak tefek düşüşler olduğundan birkaç aydan kısarak 60 FPS sabitleyebildim gün güncellemesinden sonra performansında artış olması yüksek bir olasılık. Ama benim teknik konuda asıl yoğunlaşmak istediğim mevzu yapay zeka. Yapay zeka günümüzde pek çok oyunun problemi. Hala Metal Gear Solid 5 seviyesinde bir yapay zeka göremedik tekrardan. Yani iyi kötü idare ediyoruz bir şekilde de. Ubisoft kanka sen ne yaptın? Bu ne anasını satayım? Koca bir ada dolusu embesille uğraşıyoruz biz resmen bu oyunda. Oğlum yapay zeka çok kötü lan. İnanılmaz kötü. Sadece yapay zeka ile yaşadığım saçma anları topladığım bir video bile yapsam gene 30 dakikalık bir işi şey çıkardı çok rahata. Gelin biraz örnek vereyim. Aynı cipin içinde bana saldırmak için gelen ama öndeki arkadaşlarını vurunca inip bana saldırmaya akıllı demeyip arabada öyle boş boş oturan reis. Yanmakta olan arabaya sürtünerek kendisi de alev alan ama umursamayan at reis. Arkasında yarım saat boyunca dolanmama rağmen beni fark etmeyen reis. Silahımı suratına sokmama rağmen tepki vermeyen reis. Halatla gemiden gemiye atlayıp kafa hizasının üzerinden geçmeme rağmen beni fark etmeyen reis. Gözlerinin önünde arkadaşlarını katletmeme rağmen keklik gibi aynı yerde bekleyen reisler. Hem de her seferinde. Her seferinde. Ve üstelik sadece susturucu sniperle alakası yok bunun. Bomba atarla bir grup düşmanı havaya uçurduktan sonra bile beni hala göremeyen reisler. Bolca var. Birbirlerinin üzerine inip yere düşürdükten sonra aynı noktaya tekrar tekrar gelmeye devam edip ölen reisler. Atını sakince kamyonun önüne sürüp kendini ezdiren reis. Beni duvara bakarak arayan reis susturucusu olmayan bir silahla iki tane askerini gözünün önünde öldürüp bir de yine gözünün önünden geçmeme rağmen beni fark etmeyen reis. Tankımın alev püskürtücüsüyle cayır cayır yakmama rağmen umurunda olmayan reis. Nasıl? Dahiyane bir yapay zeka değil mi ama? Abi bu tarz şeyler 2000'ler başlarındaki oyunlarda ancak hani böyle GTA San Andreas'ta falan gördüğümüz şeylerdi. 2021 yapım bir oyunda böyle bir yapay zeka. Hani Cyberpunk'a o kadar laf attık ya. Bu daha beter lan. Cidden bu çok 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 daha beter. Klasik animasyon glitchleri, glitchleri da bolca var da asıl problem oyunun kendi içindeki dengesizliği abi. Dünya o kadar yapay sistem o kadar kırılgan ki en ufak bir şeyde götü başı dağıtıp kaosa sürükleyerek tüm o illüzyonu yok ediyor. Hadi şu saçmalıklara da bir bakalım. Mesela şu devriye gezmesi gereken cipli düşmanlar. Oyun bunları sizin yaklaşmanızla spawn ettiğinden hani cidden spawn oldukları alanın bile görebiliyorsunuz şu o zaman onu bile gizleyememişler neyse. İşte amaçları her ortaya çıktıklarında size sorun yaratmak ya. Eğer görünmeden bir köşeye geçip saklanırsanız bu düşman arkadaşlar sizin görüş açınızdan çıkıp despawn olmamak için aynı turlamaya başlıyorlar. Bakın yapay zeka sizi daha tespit etmemiş yani görülmemişsiniz ama içgüdüsel olarak orada olduğunuzu bilip uzaklaşmayı reddediyorlar. Gerçekçilik! NPC'leri o kadar rastgele hareket edecek şekilde bırakmışlar ki çoğu zaman birbirlerine giriyor hatta yer yer sıkışıp kalıp hareket edemiyorlar falan. İnsan şunları bir rota çizer değil mi? Yok abi nerede? Düşmanı o yapay zekayı uygun gören adam NPC yapay zekasıyla mı uğraşır? Oyundaki en çok güldüğüm anlardan biri şuydu ben orada anlatacağım bunu. Her şey kamyonlu bir askerin kamyonunu hoplatarak bana bomba atmasıyla bahsediyor başladı. Asker bombayı attıktan sonra kendi kendini bir anda öldü kamyonun içinde. Ve sonra üst üste düşman tırları, hapishane araçları falan gelmeye başladı oraya. Ben de her geleni vurmaya ve hapishane araçlarındaki rehineleri kurtarmaya başladım. Alan iyice kalabalıklaştı falan. Sonra ilginç bir şekilde güya müttefiğim olması gereken o gerillalar etrafta düşman olmamasına rağmen sanki biriyle savaşıyormuşçasına koşturmaya ateş etmeye başladılar. Ne yapıyor bunlar derken bir baktım benim yanımdaki ufak köpek kompeynimine dalıyorlar. Ama nasıl saldırıyorlar bir görseniz. Mermi boşaltıyorlar, üzerine alev bombaları falan atıyorlar. Garibim hayvan da onlar müttefik olduğundan ve o yüzden yapay zeka saldırıya karşılık veremediğinden sadece kaçmakla yetiniyor. Alev alev yanarak kaçıyor ufacık köpek. Bu sırada düşman araçları askerleri gelmeye falan da devam ediyor. Durup dururken etrafta patlamalar falan yaşanıyor. Kamyonlar duvarlara atlar da o kamyonlara tosluyor falan. O sırada ben köpeği bizimkilerin elinden almaya çalışıyorum. Onlar indiriyor ben kaldırıyorum ve ben kaldırdığım tekrar saldırmaya başlıyorlar. Düşmanlar da onlarla el ele verip hep beraber benim köpeğe dalıyorlar. Kamyonlar gelmeye devam ediyor ama her taraf zaten araç olduğundan geçemeyip sapıtıyorlar. Ortalık pat Atlıyor, yanıyor falan tam bir kaos. En son köpeği de alıp gideyim deyip kamyonlardan birini atlıyorum ve hemen başka bir düşman kamyonu yanıma çekip sürücü bana ateş etmeye başlıyor. O surat ifadesi gözlerini açıp kapı işi silah tutuşu falan böyle ben... <laughs> ya dandiklik akıyor var ya oyundan. Bayılıyorum ya. İşte oyunu kaosa sürüklemek bu kadar kolay. Oyun dökülüyor çünkü. Bildiğiniz dökülüyor ya. Bu şimdi bilmem kaç milyon dolara yapılmış korkunç popüler bir serinin bir sonraki büyük oyunu değil mi? Ubisoft işte. Kalitesizlik akıyor resmen oyunlar tarafından neler neler var var ya. Ne saçmalıklar. Mesela yine favorilerinden birini anlatayım. Ana gerilla kamplarından birine çaldığım uçakla geldim. inişimi yaptım. Kampa girdim. işlerimi hallettim. Bir sonraki görevimi seçtim. Zırhlı kamyon gerektiren bir görevdi. O yüzden araç kısmından zırhlı kamyon çağırdım. Bindim ve göreve doğru yola çıktım ama azıcık ilerledikten sonra araç durdu. Sanki duvara çarpmış gibi. Zorladım falan ama yok gitmiyor. Araçtan indim. Yürümeye çalıştım ve aynı şey oldu. Karakter bir şeye takılıyor. Bir şey var orada. Ulan yoksa biraz önce getirdiğim uçak görünmez mi oldu diyerek E tuşuna abanmaya başladım ve evet. Karakterim adeta Wonder Woman'ın görünmez cesine biner cesine bindi alete. Böyle bütün kokpit kapılarını kapatma animasyonlarına kadar yaptı. Hatta ekranın ortasında uçağın hedef alma sistemi bile belirdi ama hiçbir şekilde hareket ettiremiyordum. Yani binmiştim ama çalışmıyordu uçak. Uçağın silahıyla ateş bile edebiliyordum ama o hareket eh. Baktım olmayacak patlatayım şunu dedim. Bomba atarıyla bir el sıktıktan sonra oyun sonunda devam etmeme izin verdi. Evet Far Cry deneyimi bu işte abi. Ağzına kadar bu tarz hatalarla dolu berbat yapay zekası ve dünya düzeninin pamuk ipliğine bağlı olmasıyla baştan sağmalığını köküne kadar hissettiren bir oyun. Cidden kendim hem kapanış konuşması yapacak gücü bile bulamıyorum. Sırf outpost ve görev dizaynındaki uğraşın hatına bu oyuna 40 madalya vermeyeceğim. Ama gerçekten harcadığım zamanı çok üzülüyorum. Bu oyunu hem oynaması hem de incelemesi ciddi bir işkenceydi. Gene yapacağını yaptın Ubisoft. Helal olsun. Selamlar efendim. Doskayol neden hiçbir incelemeyi planladığı gibi oyun çıktıktan tam bir hafta sonra yayınlayamıyor acaba hanım? Bu bölümüne de hoş geldiniz. Bu seferki 10 11 gün 11 gün 10 11 gün aynen 11 gün falan 11 gün galiba standartlaştı. Efendim bu seferkinin gecikmesinin bahanesi her seferinde bahane var ya bu seferkinin bahanesine bu seferkinin bahanesi eğer canlı yayınları takip etmiyorsanız haberiniz yoktur belki bir kedi sahiplendim. Ondan dolayı. Yani çok ani gerçekleşti. Kesinlikle planlamıyordum bir kedi sahiplenmeyi yakın zamanda. Bir kedinin sorumluluğunu alabileceğimden de emin değildim. Ama olaylar burada anlatamayacağım kadar uzun olaylar. Çok ani gerçekleşince. Bir kedi aldım onun veterineriydi, bakımıydı, zartıydı, zuytu, kumuydu, mamasıydı derken baya bir işler uzadı. Ondan dolayı da bir iki günlük aşağı yukarı bir gecikme yaşandı. Hatta şu an ben bu ses kaydını kaydederken de ee, kedicik bir anda burada oynamakta sesi geliyor bilmiyorum. Tırnaklarını koltuğuma geçirmekte kafasını masaya çarpmakta ve aynı zamanda kullandığım mikrofonun kablosunu kemirmeye çalışmakta. Tüm bunları aynı anda yapabiliyor. Evet hayatımda böyle bir yenilik gerçekleşti. Bundan sonraki ses kayıtlarımı nasıl yapacağımla alakalı çok ciddi korkularım var. Bu kedi beni sürekli rahatsız ederse eğer o uzun 40 dakikalık bilmem incelemeler nasıl çıkacak. Ben nasıl seslendireceğim onları bilmiyorum efendim. Endişeliyim geleceğe dair. Yapacak bir şey yok. Aldık artık sokağa bırakacak halimiz yok geliyor. Ee, bundan bir sonraki videomuzun kimsenin takmadığı oyunlar olması planlanıyor şu noktada. En son bir anket yapmıştık. En çok istenilen video kimsenin takmadığı oyunlar dedi. Oradan yürüyeceğiz sanıyorum bu yılki son incelememdi diye tahmin ediyorum. Bu yıl çıkacak olan başka büyük bir oyun yok yani. Guardians of Galaxy falan geliyor ama ona inceleme yapacağımı hiç zannetmiyorum. Yani bu yılın geri kalan artık kimsenin takmadığı oyunlar ve ondan sonra ufak ufak yılın oyunlarına hazırlıkta geçecek diye tahmin ediyorum. Canlı yayınlara beklerim. Muhabbet ederiz bol bol. Bugünlerde galiba Outlast oynayacağız. İnsanlar benim Outlast oynamaması niye bilmiyorum. Neyse. haydi herkese görüşmek üzere bay bay.